Karne hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden oyun konsollarına, çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, karne hediyelerini keşfedin. MediaMarkt'la tam zamanı. Sports Digital'den herkese merhabalar. Migros Hemen'in sunduğu Başakşehir-Fenerbahçe maç önü analiz masası programıyla sizlerle birlikteyiz. Programımıza geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım dilerseniz. Sizlere Migros Hemen'in toplam 140 TL indirim kazandıran harcadıkça kazan kampanyasından bahsetmek istiyorum. Migros uygulamasını indirip Migros Hemen'den siparişinizi verin. İlk siparişinizde 20, ikincisinde 30, üçüncüsünde 40 ve dördüncü siparişinizde 50. Toplamda 140 TL hediye kazanın. Üstelik siparişleriniz dakikalar içinde kapınızda. Diyelim ve programımıza geçelim. Zübeyde hoş geldin. Hoş bulduk Hikmet abi. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu programda 3 tane ana başlık konuşmak istiyorum. Bunlardan ilki Samsun Spor maçının da bir yansıması olan İsmail Kartal ve Fenerbahçe'nin A planı kısmı. Yayından önce seninle de konuştuk. Fenerbahçe'nin sezon başından beri belirlediği bir A planı var. Birazdan detaylandırırsın istersen sen de. Fakat bu A planının dışına çıkmak durumunda olduğu, ikinci bir plana ihtiyaç duyduğu her maçta Fenerbahçe aldığı skorda bağımsız, kazanmak kaybetmekten bağımsız olarak söylüyorum, bir sıkıntı yaşadı. Samsun Spor maçı özelinde de bu plana uygulaması gereken 3 tane oyuncuyu aynı anda sahadan aldığı için B planı noktasında da sıkıntı yaşayan bir Fenerbahçe gördük. Tekrar söylüyorum, yine skordan bağımsız. Bu konuyla alakalı ne söylemek istersin? Çünkü bence Başakşehir maçında Fenerbahçe'nin bir B planına da ihtiyacı olacak. Şimdi buna şuradan bakmak lazım bence. Fenerbahçe'nin ön hattı inanılmaz dominant isimlerden oluşuyor. Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk işini riske atmamak için yapabileceği en garanti hamlelere gitti. Bu sene şampiyonluğu ligde en fazla isteyen takım Fenerbahçe, kadro yapılanmasına bakarsak. Tek tek bakalım. Tadiç Avrupa çapında gol ve asist katkısıyla tanınan oyunculardan bir tanesi. Fred Manchester United'dan gittikten sonra Manchester United orta sahasında boşluk oluşturan kalibrede bir isim. Dzeko kendi performansının dışında etrafındaki oyuncuları da oyunun içerisine dahil eden, ofansif orta saha oyuncularından daha oyun kurucu olan bir santrfor modeli. Sağ tarafta da bu sezon skor katkısı anlamında kariyerinin en yüksek sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci var. Arka tarafta dinamizmiyle orta sahayı dolduran bir İsmail Yüksek var. Beklerde de bana göre Fenerbahçe'nin en büyük potansiyel vaat eden oyuncularından bir tanesi Mert Müldür. Ters tarafta Avrupa'nın baş altı takımları da dahil olmak üzere yukarı doğru bütün takımların transfer listesinde olan Ferdi Kadıoğlu var. Şimdi bu yapı o kadar dominant bir futbol oynadılar ki sezon başından beri B planına ihtiyaç duymadılar. Ben sezon başından beri Fenerbahçe'nin olasılıklarından bahsederken B planına ihtiyaç duyulduğu pozisyonda ne olacak bu soru işareti diyordum. Bu konuda sosyal medyada da çok yazdık, burada da çok anlattık. Eleştiri aldığım konulardan bir tanesidir Fenerbahçe'nin B planı meselesi ama bu planın bu kadar işlevsel olmasını sağlayan oyuncular Tadiç'in Dzeko'nun arkasını destek pozisyonunda sürekli girip çıkması. Ferdi'yi içeriye sokacak çizgiye bastığı varyasyonlar. Dzeko'nun ceza yayında pozisyon alması. İrfan Can'ın kenardan içe doğru kat ederek hem adam eksiltmesi hem de Süper Lig savunma oyuncularının en büyük bug'ını yüzlerine her seferinde bir kere daha vurması. Nedir bu? Bek alanından stoper alanına doğru topla birlikte hareket eden oyuncuyu kim karşılayacağı belli değil. Süper Lig'de bu hala çözülebilmiş bir durum değil. Arkadan Szymański'nin Dzeko ile birlikte koordineli vaziyette attığı koşular ve Fred'in olası dönen topu karşılayacak şekilde konumlanması. Ön tarafta 5 tane inanılmaz etkili oyuncu var. 5 etkili oyuncu oyun planından dolayı mı bu kadar efektif performans gösteriyorlar? Yoksa oyun planını bu kadar efektif kılan bu 5 oyuncunun bireysel performansları ve potansiyelleri mi? Fenerbahçe'nin çözmesi gereken problem bence buydu. Bu Samsun Spor maçında ortaya çıktı. Şimdi sosyal medyada da birçok dijital ve ulusal basında da hep eleştirilen husus 3 tane oyuncu aynı anda çıkar mı? 3 tane oyuncu aynı anda çıkabilir. Aynı planı devam ettirecekseniz, yerine soktuğunuz oyuncular aynı plana uygunsa problem yok. Fakat sizin sisteminizi işlevsel kılan oyuncular bu adamlarsa o zaman yerine soktuğunuz oyuncularla bir B planı işliyor olmanız lazım. Fenerbahçe'nin bir B planı yoktu. Jesus döneminde de yoktu Fenerbahçe'nin B planı. Jesus dönemindeki neydi? 65 ila 75 arasında bireysel kabiliyetli oyuncuları sahaya at. Onlar adam eksilterek ya da döneni tamamlayarak maçı çevirsinler. Fenerbahçe Samsun Spor karşısında ne yaptı diye bakıyoruz. Çok fazla orta yaptı Fenerbahçe.
mesela. Fenerbahçe'de net olarak kafacı diyebileceğimiz bir oyuncu var mı? Dzeko en iyi özelliğinin kafa vuruşları olduğunu söyleyemeyiz. Tadic, Szymański, İrfan Can, arkadan gelen Fred. Ortaları kime yaptı Fenerbahçe? Samsunspor indirsin ikinci topları alsın diye yaptı. Peki Fenerbahçe bu pozisyonda nasıl konumlanmıştı? Gelelim oyunun birinci bölgesine. Bonucci çok büyük bir lider karakter. Fakat Bonucci Fenerbahçe'de oynadığı zaman neyi değiştiriyor? Bence bu çok önemli. Dzeko'nun ön alanda stoperlerle eşleştiği pozisyonlarda, Szymański'nin koşu atmaya hazır olduğu pozisyonlarda ve Fred'in iç koridorda bağlantı yapmak için konumlandığı noktada. Uç oyuncusuyla Bonucci arasında oluşan mesafe Fenerbahçe'nin takım boyunu belirliyor. Bonucci ile oynuyorsanız topu ikinci bölge civarında Bonucci ile buluşturmak risk teşkil eder. Bonucci ile oynadığınız zaman biraz daha geride konumlanmak zorundasınız. Bonucci'ye topu verdiğiniz zaman sağ taraftaki oyuncunuz da orta saha çizgisine basamayacak. Çünkü Bonucci'ye pas istasyonu olmak zorunda kalacak. İsmail normalde şuralarda konumlanır. Bekaoğlu, Cikulu düzende İsmail buralarda konumlanıp pas istasyonu olur. Bonucci ile oynadığınız zaman Mert Müldür Bonucci'ye yaklaşırken içeriden de İsmail rakibin baskısını kırmak için biraz daha geriye yanaşıyor. Şimdi ne oldu? Burada kurulan bir üçgen var. Onlara yaklaşan bir Osterwolde var. Sol tarafta Ferdi oyunu enine açmak zorunda. Ya Tadic çizgiye basacak ya Ferdi çizgiye basacak. Şuradaki üçgene en yakın olan oyuncu Osterwolde. Osterwolde'ye verdiğiniz topların dripling olarak rakip yarı sahaya geçirilme ihtimali var mı? Yok. Fenerbahçe burada Fred'i de geri çağırmak zorunda. Yani bu bir domino etkisi. Belki de kelebek etkisi diyebiliriz. Fenerbahçe'nin takım boyunu kısa tuttu. Oyunu rakip yarı alana yıktığı bütün maçlarda Fenerbahçe efektif performans gösterdi. Fakat bu maçta 3 oyuncu değişikliğinden dolayı değil. B plan olmadığından dolayı zorlandı. Çok uzun oldu ama. Gayet iyi oldu. Gayet bence yerinde ve Başakşehir maçını da ışıklı tutacak bir değerlendirme oldu Hikmet abi. Fenerbahçe'nin sezon başından beri hücumdaki etkinliğini göstermek adına da birkaç tane istatistik vereyim istersen. Rakip ceza sahasında dokunuşlarda, maç başına isabetli şutlarda, yine rakip ceza sahasında top çalma istatistiklerinde Fenerbahçe lig birincisi durumunda şu anda. Dediğim gibi o A planını işletme konusunda kurduğu kurguyla birlikte herhangi bir sıkıntısı yok Fenerbahçe'nin. Buradan şimdi Çağdaş Atan ve İsmail Kartal eşleşmesine geçelim istiyorum. Başakşehir oyunu yavaş ve tempoyu düşüren şekilde oynama noktasında lig lideri durumunda şu anda. Fenerbahçe'de oyun karakteri itibariyle direkt ve hızlı oyun konusunda grafiğin üst sıralarında yer alıyor. Aslında ikisi birbirinden farklı olan iki takım karşılaşacak. İlk önce şunu soracağım sana, ev sahibi tarafından başlayalım. Çağdaş Atan bir teknik direktör olarak şu an rakibi karşılama, özellikle büyük maçlar noktasında topu rakibe bırakma ve rakibi üzerine çekecek şekilde bir oyun kurgusu planlama noktasında bir A planıyla çıkacaktır diye düşünüyorum sahaya. Çağdaş Atan İsmail Kartal'ın A planını nasıl bozar diye sorayım sana. Tabii ki. Şimdi oyunun etki bölgelerini istersen birazcık konuşalım. Başakşehir'in oyun etki bölgesi, yani en fazla konumlandığı, toplu ve topsuz oyunda en fazla yerleştikleri ve en fazla pas korelasyonu kurdukları bölge. Tahta üzerinde göstereyim. Başakşehir ceza sahası yan çizgilerinden başlayan orta sahanın şu bölümünde oluşturduğu dikdörtgenin içerisinde genel anlamda hem hücumda hem savunmada burada çok etkili bir takım. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Fenerbahçe'de bu oyun biraz daha asimetrik. Bu neden asimetrik? İşte burada Fenerbahçe'nin bireysel kadro yapılanmasına gireceğiz. Mert Müldür az sayıda maçta oynadı ama Fenerbahçe'nin sağ tarafta etkili olduğu bölge şurası. Fenerbahçe'nin oyun kurgusunda savunma oyuncuları, stoperlerin etki bölgeleri şu bölge. Orta sahasındaki etki bölgeleri burada biraz daha asimetrik. Şöyle bir çizgi çiziyoruz. Buradan ön tarafa doğru gidiyoruz. Ve sol iç koridorla orta sahanın merkezi Fenerbahçe'nin en etkili olduğu bölgelerden bir tanesi. Fakat burada sağ iç koridordan söz edemiyoruz. Çünkü burayı doldurması gereken oyuncu İsmail ve Fenerbahçe'nin net bir 6 numarası yoktu şimdiye kadar olan süre zarfında. Dolayısıyla İsmail biraz daha geride konumlanarak savunmanın yoğunluk bölgesini dolduran oyuncu olmuştu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin şu bölgede bir eksikliği söz konusu. Şimdi iki takımı karşı karşıya getirdiğimiz zaman toplu ve topsuz oyunda iki takım birbirinin fotokopisi şeklinde yerleşiyor aslında. Top Fenerbahçe'nin birinci bölgesindeyken Fenerbahçe'nin sahaya dizilimi, top Başakşehir'deyken Başakşehir'in sahaya dizilimiyle aynı. Bu çok enteresan bir detay ve bence maçın belirleyici unsurlarından bir tanesi de bu olacak. Başakşehir bek kullanım konusunda Çağdaş Atan'ın Guardiola'yı örnek aldığını söyleyebiliriz. Belki Guardiola çok tap nokta bir örnek olacak ama Türkiye'de bekleri orta saha merkezine yaklaştırarak pas istasyonu yapan başka hoca yok. Burada araya gireyim, videoya da kartını bırakırım, izlemek isteyenler izler. Çağdaş Hoca buraya Başakşehir'e transfer olduğunda daha basın toplantısına gitmeden, ilk basın toplantısını yapmadan önce gelmişti. Orada
orada sormuştuk Çağdaş Hoca'ya. Örnek aldığı teknik direktörler arasında. Hem Ferdi Kadıoğlu'nun bu dediğim profilde bir oyuncu olduğunu söylemişti. Hem de Pep Guardiola'yı bu noktada örnek aldığını kendisi de söylemişti. Burada oyuncu profillerinden de bağımsız teknik direktör tercihi olduğunu görüyoruz. Neden? Lima oynarsa da sol stopere yakın ve defansif orta saha oyuncusunun solunda konumlanan bir pozisyon alıyor şurada. Dubois oynadığı zaman da aynı şekilde. Birisi sağ ayaklı, birisi sol ayaklı oyuncu ama ikisinin de görev bölgesi aynı. Bu enteresan bir detay bence. Ve Fenerbahçe'nin etki alanlarından söz ederken boş bulunduğunu söylediğimiz bölgeye yerleşecek. Burası önemli bence. Başakşehir Fenerbahçe'yi kendi yerleşiminden uzaklaştırıp Fenerbahçe'nin etki bölgesini daha geniş alana yaymasını sağlayacak bir oyun anlayışıyla çıkacaktır diye düşünüyorum. Dubois ya da Lima kim oynarsa oynasın yine dediğim gibi İsmail'in baskı yapması gereken bölgeye yaklaşacaktır. İsmail'i kendi bölgesinden koparmak isteyecektir. Çağdaş Hoca'nın oyun kurgusu bir örgü gibi. En arka tarafla en ön taraf arasında sürekli bir bağlantı var. Burada Tetris oynar gibi boşluk yaratmaya çalışıyor Çağdaş Hoca. Bence Başakşehir'in oyun tarifini yaparken Tetris çok doğru bir örnek olacaktır. Yarattığı boşluklara soktuğu ekstra oyuncularla rakip takımın oraya girmemesi gereken oyuncuların oraya davet ediyor ve oluşturduğu boşluk üzerinden gidiyor. Şimdi rakip ceza sahasına giriş sayılarına bakıyoruz. Fenerbahçe Avrupa'da ilk üçte yer alıyor. Başarılı şut, isabetli şut oranına bakıyoruz. Yine Avrupa çapında bir takım söz konusu. Galatasaray ligde en fazla şut atan takım ama ligde en fazla isabetli şut atan takım Fenerbahçe. Bu bize neyi gösteriyor? Fenerbahçe ön alan baskısı yapması gereken ama bunu 55 metre ende yapması gereken bir maça çıkacak. Fenerbahçe'nin Jesus döneminde de İsmail Hoca döneminde de en zorlandığı husus bence rakibin oyunu geriden geniş kurmaya çalıştığı oyun kurguları. Fenerbahçe'nin bence antitezi. İki takım da ligde birbirinin antitezleri. Başakşehir'in antitezi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin antitezi Başakşehir. Bu maçta inanılmaz sayıda goller olacağını düşünmüyorum. En başta onu söyleyeyim. Çağdaş Hoca'nın şöyle bir detayı daha var. Fenerbahçe'nin ilk 15 dakika içerisinde bütün maçları domine ettiğini biliyordur. Ligin başından beri Çağdaş Hoca'nın görev yaptığı maçlarda Başakşehir 60. dakikadan sonra rakipleri B planına yönelmek zorunda bırakıyor. Başakşehir skor 0-0 da olsa, 2-0 da önde olsa ikinci yarıda topla daha az oynuyor. Yani rakibine diyor ki ben birinci yarıda senin birinci planını test ettim. Şimdi ikinci yarıda B planını sen test etmek zorundasın. Ben yerleşimimi bozmuyorum. Ki maçın genelinde de Fenerbahçe topla daha fazla oynayan takım olmak durumunda kalacak muhtemelen. Editör arkadaşımız Umut çıkartmıştı. Başakşehir'in topla oynama yüzdesi ortalama %50-51 civarlarında ama şampiyon olan takımlara karşı bu ortalama %44,5-%45'lere kadar düşüyor. Onu da söyleyeyim. Bu kadar topa değer veren bir teknik adamın kendi oyununun antitezini bulmuş olması bence çok değerli. Çağdaş Hoca'ya bu noktada hemen yanına bir artı daha koyalım. Burada Fenerbahçe'nin yapacağı ikinci plan önemli. İlk 15 dakikada Fenerbahçe'nin maçı koparma ihtimalini ben daha düşük görüyorum. Çünkü Fenerbahçe Lig'in direkt ve dikine mecbur olmadan, bunun altını çiziyorum. Parametrelere baktığımız zaman Samsunspor ve Sivasspor da direkt oyun oynayan takımlar arasında görünüyor ama Samsun ve Sivas için bu bir mecburiyet. Fenerbahçe için bu bir tercih. Fenerbahçe oyunu direkt, dikine ve çabuk oynamayı tercih ettiği için böyle oynuyor. Başakşehir'e baktığımız zaman ligin en yavaş, en düşük tempolu, en fazla topu çeviren ve belirli bölgede yoğunlaşıp bazı bölgeleri sadece bitirmek için kullanan tek takım. Başakşehir'in ligde benzeyen, hatta yanından geçen başka bir rakibi yok. Fenerbahçe kendi oyun anlayışını burada enteresan biçimde dikine dominantlığı enine şekle dönüştürmek zorunda kalacak. Çünkü Başakşehir'in savunma yerleşimi Fenerbahçe'yi A planını uygulayamaz hale getirebilir. İşte bu noktada da şurası devreye giriyor. Fenerbahçe sol tarafta Tadiç'i sürekli kullanıyor. Fenerbahçe Tadiç'i kaleden çok uzak bölgede kullanıyor. Buna rağmen Tadiç asist beklentisinde, şut beklentisinde, gol beklentisinde Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından bir tanesi. Gol beklentisinde en iyi ikinci oyuncusu mesela. Tadiç sol ayaklı, Ferdi sağ ayaklı oyuncu olmasından dolayı iç dış koridorda Tadiç zarureten kaleden daha uzak da konumlanıyor. Şimdi burada Fenerbahçe'nin biraz daha oyun planını Başakşehir'e göre evirmesi gerekecek. Ters ayaklı Ferdi ile ters ayaklı Deniz'i oynarsa dış koridora bastırması Fenerbahçe açısından avantaj teşkil eder. Tadiç'i bekle birlikte iç koridora yerleştirmesi de Fenerbahçe'nin geriden koşu atacak oyuncusuna artı sağlar. Çünkü Başakşehir o kadar sıkı ve kompakt bir şekilde yerleşiyor ki defansif orta sahasının stoperlerin önüne gelmesine gerek kalmıyor. Yani Başakşehir rakibine şu bölgede risk alabilirsin serbestisi yaratıyor. Fakat bunu belli bir mesafeyi aştıktan sonra şuta zorlamak suretiyle yapıyor ki Fenerbahçe'nin Galatasaray benzeri bir maç geçirmesi çok muhtemel olabilir. Galatasaray'ın en fazla eleştirildiği husus nedir? Çok zorlama şutlar atıyor olması. Başakşehir de Fenerbahçe'yi orta ve uzak metrajlı şutlara zorlayabilir. İsmail Kartal'ın
Samsunspor müsabakasından sonra çok karşılaşmak istemeyeceği türden bir takım olabilir Başakşehir. Programın son kısmına geçmeden önce giyim sponsorumuz Samal'la ilgili de küçük bir duyurum var. Ondan sonra kapanışı yapalım dilersen Hikmet abi. Giyim sponsorumuz Hamul'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hamul'un Be Club adında içinde farklı ayrıcalıklarının olduğu bir sadakat programı mevcut. Be Club üyeleri ilk alışverişlerinde %15 indirim kazanırken her alışverişlerinde de %5 hani para puan kazanıyor. Bu hani puanların her biri de 1 TL'ye denk geliyor. Harcadıkça kazanıyorsunuz. Fırsat ve kampanyalardan anında haberdar oluyorsunuz. Bu ayrıcalıklı kulübün bir parçası olmak için markanın web sitesi üzerinden Be Club sekmesine tıklamak ya da Hamul mağazalarındaki kare kodu kolayca okutmak yeterli oluyor. Ben de videonun altına link olarak bırakacağım diyorum ve son kısımda sana spesifik bir şey sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe Çağdaş Atan takımlarına karşı en az 5 maça çıkmış takımlar arasında mağlubiyet almayan tek takım. İsmail Kartal'ın Samsunspor maçının da göz önünde bulundurduğunda Başakşehir oyun karakterine karşı yapması gereken en önemli plan, en önemli nokta ne olacaktır? Bunu da anlat istersen ondan sonra da vedamızı yapalım. Şimdi bu çok keyifli bir soru oldu. Öncelikle soru için teşekkür ediyorum. Başakşehir'in hem savunmada hem ofansif anlamda savunma yerleşimiyle alakalı genel bir kurgusu var. Az önce bahsetmiştik işte Dubois'da oynasa, Lima'da oynasa vesaire. Fenerbahçe'nin burada çok etkili bir silahı var. İsmail Hoca'nın bence oyunu kurgulama anlamında biraz daha sol tarafa yönelmesi, İrfan Can'ı çizgiye bastırıp Mert Müldür'ü kanat oyuncusunu içeriye taşımaya zorlaması. Mert Müldür ikinci bölgedeyken, yani iç koridoru Fenerbahçe burada kullanmak zorunda değil. Fenerbahçe iç koridoru kullanırsa Dubois veya Lima iç koridorda pas istasyonu ve iç koridor koşucusunu karşılama pozisyonunda konumlandığında daha rahat şekilde dönüp rakibine müdahale edebilir. Fakat Fenerbahçe burada iç koridordan feragat ederse, Fenerbahçe oyunu bu tarafta kurgulayıp çabuk iki pasla sağ çizgiye dönerse Dubois, Mert Müldür'e de İrfan Can Kahveci'ye de uzak pozisyonda olacaktır. Yani Fenerbahçe'nin oyunu soldan akıtmaya çalıştığı herhangi bir varyasyonda sağ tarafta 2'ye 1 yakalama olasılığı çok yüksek. Burada İrfan Can çok önemli bir silah olarak ortaya çıkabilir. Çünkü İrfan Can'ı biliyorsunuz ki en net tanımlayacak şey çizgiye basarken topla buluşması, topla birlikte içeriye kat ederek attığı şutlar ya da çizgiye inen oyuncuya bıraktığı paslar ya da Şimanski penaltı noktasında çapraz koşuyla topla buluşturması. Burada buna engel olmasa muhtemel oyuncu Dubois olacaktır yine. İrfan Can'ın dışarıdan ivmelenmiş vaziyette topla birlikte içeriye kat ederken Dubois ile karşılaşması Fenerbahçe'ye çok rahat şu bölgeden fazla sayıda frikik kazandırır, ara pası yapma ihtimali doğurur ve Başakşehir'in bence yumuşak karınlarından bir tanesi birinci bölgesine atılan kilit paslar Başakşehir savunmasının yerleşimini felç edebilir. Bence Fenerbahçe daha fazla Ferdi'nin top taşıdığı İrfan Can'la topla buluşturup sağ taraftan oyun kurulduğu varyasyondan vazgeçip bunun tam tersini denemesi Başakşehir'e vurulacak en net darbe olur. Bunu maç içerisinde İsmail Hoca denerse önümüzdeki günlerde yeniden bu kısmını hatırlarız muhtemelen. Çünkü Başakşehir'in net anlamda tedbir alamayacağı en spesifik nokta burası. Fenerbahçe'nin oyun yoğunluğu bahsederken Tadiç'in etki alanı ve Ferdi'nin etki alanından bahsetmiştik. Fred'in yerleşiminden bahsetmiştik. Fenerbahçe'nin ofansif anlamda etki alanında tırnak içinde sınıfta kaldığı bölge burası. Fenerbahçe burayı içe kıvrılmak için kullanan bir takım. Başakşehir de bu bölgeyi riske eden bir takım. Fenerbahçe kendi riske ettiği bölgesini aktif olarak kullanmayı düşünürse Başakşehir'e karşı çok net bu bölgede üstünlük kurar ve Başakşehir savunma kurgusu kolay kolay bozulmaz ama bu varyasyonla Başakşehir'in yerleşimi problem yaşayabilir ve Fenerbahçe'de Şimanski'nin daha fazla pozisyon bulmasını sağlar. Yani Başakşehir bir İrfan Can darbesi yaşayabilir diyorsun maçta. Yani bu varyasyon kurgularsa Fenerbahçe'nin en etkili silahı Şimanski-İrfan Can ikilisi olur diye düşünüyorum. Diline sağlık Hikmet abi. Senin de emeğine sağlık. Migros Hemen'in sunduğu Başakşehir-Fenerbahçe analiz masası programıyla sizlerle birlikteydik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.